Daire aracını aktif hale getirip origin noktasından başlıyorum. Daire oluştururken kırmızı eksende, yeşilde de olabilir. Oluşturmaya dikkat etmeliyiz. Bu tarafta oluşursa yanlış yapmamıza neden olacaktır. Kırmızı eksendeyken 200 gidiyorum. Bunun içerisine tekrardan aynı şekilde center noktasından yine kırmızı eksende 100. Yarıçapa sahip bir tane daha daire çiziyorum. Komple hepsini seçip üzerlerine reverse face uygulayalım. Daha sonra line aracını aktif hale getirip buradaki endpoint'ten karşısındaki endpoint'e, buradaki endpoint'ten de karşılığındaki endpoint'e bir çizgi çekelim. Burada bir basamak oluşturacağım. Bunu tıklayıp yukarı kaldırıyorum. 16 olsun. Daha sonra select aracına geri döndüm. Şu şekilde bir seçim işlemi yapıyorum. Başka hiçbir şey seçmeyecektir. Sağ klik üzerine Make Component Replace'i de işaretliyorum ve Create. Component aktifken Rotate aracıyla Origin noktasına tıklayıp Ctrl tuşuna da bir kere basıp kopyalama modunda kalıyorum ve tıklayıp köşe noktasından diğer köşe noktasına bir kopya aldım. Ve klavyeden 23 X yazıyorum. Daha sonra şu noktayı siliyorum. Bu yüzeye gitsin. Komple bunları seçip yine kontrolü bir kere bastım. Endpoint'ten yukarıki endpoint'e 12 tane basamak istiyorum. Buraya 11 X yazıyorum. Daha sonra select aracıyla boşluğa bir kere tıkladım. Ve her şey seçim dışı kaldı sahnemde. Şimdi şuradaki parçadan başlayarak shift yardımıyla basamak çıkar gibi seçim işlemi yapıyorum. Daha sonra select aracındayken tekrardan shift'e basılı tutup yeniden bir seçim işlemi gerçekleştiriyorum. Seçili bir objeyi shift'e basılı tutarak seçersek onu seçim dışı bırakıyordu. Daha sonra delete aracıyla bunları sildim ve sadece benim seçtiğim basamaklar kaldı. Altlarını kapatmak için yine her zamanki yöntemimiz iki nokta arasını kullanabilirsiniz. Daha sonra bir de trabzan yapalım bunlara. Çift tıklayıp içine girdim. Dışa doğru biraz offset veriyorum. Push pull tool'la da biraz aşağı çekiyorum bunu. Şuradaki noktadan yukarı doğru 90 çıkayım. Enter. Yine edit moddayım, hiç çıkmıyorum. Şuradaki diğer trabzan parçasıyla birleştiriyorum. Escape ile de iptal ediyorum çizgiyi. Daha sonra buraya biraz zoom yapıp buraya şu şekilde bir daire oluşturdum ve bunu da Follow Me aracı ile tıklayıp yukarı doğru kaldırıyorum. Çizgiye sarıyor. Ve diğerleri de otomatik olarak alacaktır. Çünkü komponentler birinin özelliklerini tekrarlar. Şekilde bir bölüm de yapabilirsiniz.